Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir tava böreği hazırlayacağız. Tava böreğim için şöyle 2 tane yırtık yufka kullanıyorum. Yırtık ve hafif de kurumuş yufkalarım var. Onları değerlendirmek istedim. Kırpık böreğini hazırlamak için yufkalarımı şu şekilde şeritler halinde kesiyorum. 2 adet yufka kullanıyorum tarifimde. Bazen zamansızlıktan ve içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı bir yufka aldıysak o yufka kuruyabiliyor. Eğer tazeyken bir şeyler yapmamışsak, börek, gözleme gibi şeylerde kullanmadıysak yufkayı kuruyabiliyor. O zaman bu yufkaları atmadan değerlendirmek çok kolay aslında. Börekte kullanacağım sosu hazırlıyorum. 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt ve şöyle 1/4 su bardağı kadar da ayçiçek yağı kullanıyorum. Güzelce çırpacağım. Tavada kırpık böreği için şöyle 28 santim çapında bir tava kullanıyorum. Tavanın zeminine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Yufkanın yarısını tabana koyuyorum. Üzerine de hazırladığım sosun yarısını dökeceğim. Benim yaklaşık 1 su bardağı kadar lor peynirim vardı. İçerisine biraz da maydanoz ekledim. Biraz da dilimlenmiş kaşar peyniri koymak istiyorum. Koymak zorunda değilsiniz isterseniz. Ve üzerine de yine kalan kırpık yufkaları koyuyorum. Eğer evinizde süt yoksa su da kullanabilirsiniz. Su kullandığınızda daha çıtır olacaktır börekleriniz. Şimdi kırpık böreğinin üzerine şöyle bastırıyorum. Ve kalan sosu da üzerine gezdireceğim. Böreği bu şekilde kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. Eğer üstünü örterseniz çok daha yumuşak bir böreğiniz olur. Böreğin altını kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi ters çevireceğim. Şöyle bir tabak yardımıyla ters çevirebilirsiniz. Yaklaşık bir 10 dakikada böyle pişireceğim.
Böreğin içini de göstermek için kesiyorum. Yapımı kolay, lezzetli bir börek oluyor. Umarım siz de bu pratik börek tarifini denersiniz ve memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.